Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Kıymetli Genel Başkan Yardımcım, İl Başkanım, saygıdeğer milletvekillerim, belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kollarımızın ve gençlik kollarımızın kıymetli mensupları, ben de hepinize saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. İl Danışma Meclisi toplantımızın hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Benden evvel İl Başkanımız Ali Bey, Belediye Başkanımız söz aldılar. Size Karabük'e ilişkin ve geçen sürece ilişkin bir takım hususları hatırlattılar. Ben onları tekrar edecek değilim. Şimdi burada öyle bir heyet görüyorum ki hepiniz haklarınızı helal edin. Çünkü Karabük'te 7 belediyenin 5'ini kazanmaya muvaffak olduk. Ancak şu gördüğüm tablo dolayısıyla hakkınızı helal edin dedim. Çünkü bir birlik içerisinde bulunmak suretiyle biz burada hem milletvekili seçiminde hem de belediye seçiminde üstün gayret sarf ettik. Birliğimiz ve beraberliğimiz ve ortaya koyduğumuz üstün gayret aslında bize neticeyi getirdi. Burada elbette ki şu an hayatta olmayan kıymetli parti mensuplarımız var. Ben onlara da Yüce Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Geride kalanlara da hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Söz açılmışken geçen günlerde hain bir suikast girişimi neticesinde vefat eden, şehit olan İsmail Heniye Filistin davasının liderlerinden biridir. Ona da Yüce Rabbim'den rahmetler diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, evet biz bu kadar belediyeyi aldık. Az evvel Ali abi de ifade etti, saygıdeğer milletvekilimiz. Bu geride kalan bir yıllık süreç içerisinde yaptığımız çalışmalar, netice aldığımız ve netice almak üzere olduğumuz meselelere ilişkin. Şimdi biz şunun farkındayız. Aslında biz üzerimize ciddi bir yük ve mükellefiyet de aldık. Bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Ve bu yükü kaldırma anlamında başkanlarımızla beraber, teşkilatımızla beraber ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Ülkenin ekonomik bir çalkantı içerisinde bulunmasının oluşturmuş olduğu bir takım handikaplar da var. Elbette ki belediyelerimizin bir takım sıkıntıları var. Bu sıkıntıları aşmamız belki biraz vakit alacak, ancak bunlar bizim hizmet etme iştiyakımızı ortadan kaldıran şeyler değil. Hepiniz takip ediyorsunuzdur. Belediye başkanlarımız maşallah hepsi vazife aldıkları ilçelerde belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi anlamında çok üstün gayret sarf ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara destek vermeye, omuz vermeye çalışıyoruz. Az evvel ifade etmiştim, ekonomik bir çalkantı içerisindeyiz. Biz inkar etmiyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu koşulları elbette ki varsa bir sıkıntı, bunu inkar edecek değiliz. Ekonomik bir çalkantı içerisindeyiz. Bunun vatandaşımıza yansıyan yönleri olduğunu da biliyoruz. Belediyelerimize hizmet noktasında bir takım dezavantajlı durumlar yarattığının da farkındayız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetimimiz üstün bir gayret içerisinde, bir takım neticelerin alınması konusunda emareler de baş gösterdi açıkçası. Hem hayat pahalılığına ilişkin, enflasyon rakamlarına ilişkin, işte geçen gün ihracat ve ithalat dengemize ilişkin veriler açıklandı. Bugün de zannediyorum Ticaret Bakanımızın açıkladığı veriler söz konusu. Dolayısıyla inşallah yani ekonomik anlamda gidişatımızın iyi olmasından mütevellit, bunun belediyelerimize de hizmet noktasında ellerini rahatlatıcı bir atmosfer yaratacağını biz düşünüyoruz. İnşallah bu manada netice almaya da yakın olduğumuzu ifade etmek isterim kıymetli kardeşlerim. Dediğim gibi biz omuzlarımızdaki belediye başkanları, evet belediye başkanım olarak onlar seçildiler ama bizler de milletvekiliyiz. Dolayısıyla onlara gereken desteği sağlamamız icap ediyor. Yine benden evvel söz alan kıymetli mevkidaşım, milletvekili arkadaşımın ifade ettiği gibi takip ettiğimiz, geçmişten beri takip ettiğimiz meselelerin hangi noktada olduğunu ifade ettiler. Netice alabildiğimiz ve netice almaya yakın olduğumuz hususlar olduğunu da ben az evvel ifade etmiştim. İnşallah bunları da bu çalkantılı sürecin
yavaş yavaş ortadan kalkmasını müteakip bizler de rahatlığını hissedeceğiz diye düşünüyorum. Kıymetli kardeşlerim, elbet çok üstün ve yoğun bir çaba neticesinde bu noktaya geldiğimizi ifade etmiştim. İşin bir de şu veçhesi var. Sözlerimi çok da uzatmadan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi burada biz aslında öyle bir çalışma yaptık ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüküyle kıyaslandığı vakit belki de bir tuz tanesi kadardır. Şu an ülkemizde, çevremizde, kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda, batımızda neler cereyan ettiğini düşündüğümüz zaman, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir devlet idare ettiğini düşündüğümüz vakit hangi sorumluluğun altında olduğunu çok net ortaya çıkarırız. Biz orada burada öyle bir netice elde ettik ki emin olun Sayın Başkanım şahittir. Buradan Eski Pazar'a gidiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız emin olun sevincinden ve mutluluğundan bizleri arayıp tebrik ettiler. Ve dolayısıyla bu bile Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünde bir tebessüm oluşturan bir netice olması hasebiyle dahi bizler için çok önemli şeyler. Yine ifade etmek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın hem buraya teşrif etmesi Karabük halkına, Karabük'te kendisine omuz veren teşkilat mensuplarımıza olan düşkünlüğünün de bir göstergesi. İnşallah kısa zaman içerisinde bu kazandığımız belediyelere ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanatı var. Bu illeri ziyareti söz konusu olacak. İnşallah Karabük'ümüzde de kendisini tekrar ağırlayacağız. Henüz zamanı tespit edilebilmiş değil ama inşallah yıl bitmeden bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ben sözlerimi uzattığımın farkındayım. Benden sonra Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ Başkanımız sizlere hitap edecekler. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize tekrar saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. İl Danışma Meclisi toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük.net.haber.com